Merhabalar, bugün sizlere 10 Şubat 1967 tarihinde Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'a sunulan Amerikan Tarımsal Etüt Grubu'nun raporunda önemli gördüğüm bazı kısımları sunmak istiyorum. Sunacağım bu ilk kısım Amerikalı heyetin Tarım Bakanlığı teşkilatı ile ilgili görüşlerini yansıtıyor. Amerikan heyeti Charles Elkington başkanlığında 6 kişilik bir ekiple 1966 yılında Türkiye'yi ziyaret ederek Türk tarımına ilişkin bulgularını raporluyorlar. Ve bu raporu o dönemin bakanı Bahri Bağdaş'a sunuyorlar. Amerikan heyeti Türk tarımının problemlerini karşılayabilmek için Tarım Bakanlığı'nın yeniden teşkilatlanması gerektiğini öneriyorlar. Bunun iki önemli nedeni olduğu belirtiliyor. Birincisi, bakanlığın temel yapısının Türk çiftçisi için hayati önem taşıyan hizmetler temin edecek şekilde değiştirilme ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Bu hususta etüt çalışmaları yapılmasına karşın somut adımlar atılma noktasında eksikliklere dikkat çekilmiş. Ve denmiştir ki bakanlığın yapısı yeniden değiştirilmediği müddetçe bakanlığın kendisine verilen tavsiyeleri yerine getiremeyeceğini belirtilmiş. İkinci önemli husus ise buğday ve diğer hububatın yüksek variyetelerinin yetiştirilmesi ve en iyi ekim ve kifayetli gübre kullanma gibi gerekli kültürel uygulamalar için lüzumlu kaynak ve bilgilerin süratle harekete geçilmesi ihtiyacı olduğu belirtilmiş. Buğday ile ilgili daha önce hazırlamış olduğum bu videoyu dikkatinize sunmak isterim. Buğday programının hazırlanmasında öneriler ise şu şekilde olmuş. Meksika ve diğer yerlerde yetişen yüksek verimli buğdayın Türkiye'nin fazla yağış alan ve sıcak bölgelerinde yetiştirilmesi tavsiye ediliyor. Tarla çalışmaları kapsamında Tarım Bakanlığı'nın süratli bir tanıtma yani tohum tanıtma programı başlatmak isterse en büyük probleminin çiftçiyle temas kuracak olan tarla demonstrasyon ekipleri için donanımlı personel eğitmek olduğu belirtiliyor. Burada Tarım Bakanlığı'nın en iyi elemanlarını bu program için ayrılması ve bu personelin özel eğitimlerden geçirilmesi gerektiği altı çizilmiş. Bunun da tek başına yeterli olmayacağı, çiftçilere de bakanlığın gerekli girdileri sağlaması belirtilmiş. Ekim ve gübrelemenin de zamanlamasının çok önemli olduğu vurgulanmış. Diğer bir husus ise devlet üretme çiftliklerinde tarla deneme ve demonstrasyonlarında yoğun bir şekilde kullanmasının bu programı kolaylaştıracağı belirtilmiş. Temel yeniden yapılanma kapsamında eski çalışmaların gözden geçirildiği belirtilerek bugünkü idarenin değişen şartlara göre tahdil edilmiş olan Osmanlı İmparatorluğu idaresindeki sistem üzerine kurulduğu belirtiliyor. Fakat yapılan tahditler iyi tasrih edilmiş prensiplere dayanmadığı için idari bünye iş taksiminde ve koordinasyon hususunda yeterli kalmaktadır deniliyor. Bu sebeple merkezi hükümetin idari bünyesini belediyeler ve köylerle birlikte ıslah etmek ve bu ıslahatı gelişmekte olan ekonominin ihtiyaçlarına akla ve maksada uygun olarak yapmak birinci derecede önemlidir demiştir. Bu bakımdan idari hizmetleri devamlı olarak gözden geçirmek ve kamu idaresini doğan yeni ihtiyaçlara göre yeniden düzenlemek ve karışıklığa mani olmak için değişen şartları göz önüne alarak hizmetleri koordine etmek lüzumludur demiştir. Amerikan heyetinin 1960'ların Türkiye'sinde sistemde kusur olarak gördüğü hususlar ise şu şekildedir. Türk tarımının gelişmesi için hükümetin tarım konusunda çok iyi teşkilatlanması ve tarımla ilgili hükümet programlarını layıkıyla uygulaması gerektiğine inanıldığı belirtilmiş. Özellikle planlama, icraat ve hızlı bir tarımsal kalkınma programı için gereken normal idari vasıtaları bakana temin etmek için bakandan hemen sonra gelecek seviyede birleştirilmiş bir bütün teşkilat her türlü yardımcı servisleriyle beraber bulunmalıdır deniliyor. Amerikan heyetinin kanaati şu şekilde gelişiyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı vali ve kaymakamlıkların idaresi altında bakanlık
tatbikat elemanlarının faaliyet gösterdikleri mevcut uygulama şekli gerçek tarımsal kalkınmayı sağlayacak kuvvetli bir teşkilat uygulaması değildir deniliyor. Bakanlık programını tatbikatta tam yetki ve ile uygulayacak bölge teşkilatının geliştirilmesine ve bunun yalnız Tarım Bakanlığı'nın sorumlu olacağı şekilde kurulma mecburiyeti olduğu belirtiliyor. Böyle bir teşkilatta bakanlık içerisindeki genel müdürler kendi konularında teknik uzman ve fonksiyonel programların başı olacaktır deniliyor. Programların uygulanmasından genel müdüre bağlı bölge teşkilatları sorumlu olacaktır. Genel müdür müsteşara ve müsteşar vasıtasıyla bakana karşı sorumlu olacaktır. Peki nasıl bir bölge teşkilatı öneriliyor? Şimdi ona bakalım. Heyet bir bölge teşkilatı kurulmasını istiyor. Bölgesel idareyi yürütmek ve desteklemek için Tarım Bakanlığı'nda bir genel müdürlük kurulması öneriliyor. Bu birim temel politikayı formüle edecek ve bütün bakanlık bölge teşkilatlarının yönetiminde rehber olabilir deniliyor. Bu genel müdürlük bakanlıkta bölgesel idarenin yönetimi ile ilgili tek yetkili daire olacaktır deniliyor. Bölge raporları bakanlığın Ankara'daki daireler arasında yegane merci olarak bu daireye gönderilir. Bölge raporları bakanlığın Ankara'daki daireleri arasında yegane merci olarak bu daireye gönderilir. Fakat konusu idari mahiyette olmayan sadece bilgi veren raporlar ise doğrudan doğruya ilgili genel müdürlüğe ve müdürlüklere gönderilir. Bölge idaresi ve işleri ile ilgili bütün idari raporlar bu daireye tevcih edilir ve gerekli raporları ve diğer malumatı Tarım Bakanlığı'na hazırlamada yegane mesul daire burası olacaktır şeklinde öneride bulunuyorlar. Taşra'da her bölge tarım müdürü kendi bölgesi dahilindeki Tarım Bakanlığı teşkilatına idarenin gerektirdiği politikaya yön verecek liderlik ve her türlü servisi hazırlayacaktır deniliyor. Bir bölge tarım müdürü kendi bölgesi dahilindeki Tarım Bakanlığı teşkilatına idarenin gerektirdiği politikaya yön verecek liderlik ve her türlü servisi hazırlayacaktır deniliyor. Bir bölge tarım istişare heyeti bölge müdürüne ve müdürün tayin ettiği şahıslara bölgedeki kalkınma ile ilgili uygulama, tadilat, tetkik veya diğer tarımsal faaliyetler hususunda tavsiyede bulunacaktır deniliyor. İstişare heyeti bölge müdürünün tavsiyesine göre Tarım Bakanı tarafından seçilecek, şahıslardan teşekkül edecek. Bu şahıslar bölgede oturan bilgili, tarımsal faaliyetlerde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili bulunan kimselerden olur diyor. Heyetin 11 kişiden fazla üyesi bulunmayacak ve ekseriyeti ise hükümet memuru olmayan kimselerden teşkil edilecek deniliyor. Üyelere maaş verilmesi öngörülmüyor. Sadece bölge müdürü tarafından toplantıya çağrıldıkları zaman yemeği alacakları belirtiliyor. Her bölgenin önemli tarımsal faaliyetleri ile ilgili bir şubesi bulunacağı belirtiliyor. Bu şubeler bölgedeki bütün program ve projeyi uygulayan birimlerden oluşacaktır. Her bölge şubesi geniş çapta toplum hizmetlerinin temini, icraatta teknik standartlara uyma gibi hususlarda Ankara'daki ilgili genel müdürlüğün takip ettiği siyasete, standartlara ve tertiplediği çalışma sırasına tabi olacaksa da idari talimat ve hizmetlerin temini bölge dahilindeki özel projelere veya diğer program ve faaliyetlere katılma ve bölge içinde tarımsal politikanın tespiti ve icrası hususlarında takip edilecek usul bakımından her bölgesel şube yalnız bölge müdürlüğüne karşı sorumlu olacaktır deniliyor.